Takas Bank sunar. EkoTürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Tabii içeride orta vadeli programla beraber önemli ölçüde bakıldığında bir gündem oluştu. Ama global piyasalarda neler oluyor bunları da konuştuğumuz programımıza başlıyoruz. Ve programda ilk olarak isterseniz bir piyasadaki fiyatlamalar nasıl, bize rakamlar neler söylüyor onunla programa giriş yapalım. Borsa İstanbul'da geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. 10.000 seviyesi altında kalmaya devam eden bir Borsa İstanbul var. 10.200 seviyesi hatırlanacağı gibi hafta içerisinde de aşılamadı. Bir son dakikamız var. Amerika'da işsizlik maaş başvuruları 227 bin arttı. Önceki 232 bin ve beklentide 231 bin. Yani bunların altında istihdam piyasası nispeten canlı olduğunu düşündüren bir veri. Dolar TL 33.97 seviyesinde sınırlı geri çekilme var. Euro TL 37.86, binde 4 yükselişle beraber. Sepet kurda binde 2'ye yakın yükselişte 35.92'de. Gram altın 2750 seviyesine ulaştı biz yayındayken. Binde 7 bir yükselişle birlikte. Buradan bire de uluslararası paritelere bakalım. O tarafta gelişmeler nasıl? Dolar endeksinde bir geri çekilme vardı, daha sonra yükseliş vardı, bir dengeleme çabası. Şu an dolar endeksinde 101.03'te, binde 2'nin üzerinde bir aşağı yönlü seyir var. Tabi ana bileşenin Euro-Dolar paritesinin 1.11'in üzerine attığını, herhalde kısmen Fransa'da kurulan yeni kabine, Macron'un başbakanlık görevini vermesiyle alakalı. Pound dolar 1.31.71, 1.32'lere doğru bir atak içinde. Dolar İsviçre frangı karşısında 0.84.52'ye geriledi. Ve dolar yen paritesi de 143.15, 143'lerin başına kadar neredeyse binde 4'e yakın bir geri çekilme de paritede düşüş yaşandığını görüyoruz. Evet, fiyatlamalara devam edelim. Amerika'da bakalım görünüm nasıl, son günlerde yaşanan sert satışların ardından bir tepki çabasından tam anlamıyla söz etmek zor. Ama en azından sert satışların yerini yataya yakın, olası bir tepki öncesi belki son bir soluklanma çabası. S&P 500'de 5.524, 10.000'de 4 geri çekilme. Nasdaq'ta 1000'de 3'e yakın bir geri çekilmeyle 18.906 ve Dow Jones'ta çok sınırlı olsa bir yeşil 41.107 vadeli endeks kontratlarında son görünüm. Evet, konuma gitmeden son olarak bir de emtia cephesine bakalım. Altında yükseliş çabası vardı. Petrolde geri çekilme sonrası bir tepki oluşumu çabası vardı. Brent petrol 73.32, yani %1'e yakın bir yükseliş çabası var. Ham petrol, Amerikan tip ham petrol 70 doların altına sarkmış durumda. 69.50, %1'lik yükselişe rağmen ve ons altın fiyatı da 2520 ile tarihi zirvesi, malumunuz 2531 seviyesi, oralara yakın bir noktada an itibariyle belki bugün ya da haftanın geri kalanında bir rekor denemesi de oradan beklenebilir. Bunları bugün konuşacağım konuğum, Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Memnuniyetle, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katılmanız için. Evet, altın gerçekten hani o kar satışlarını 2480'lerin üstünde karşılayıp bir böyle yeni zirveye doğru hareketlenme içerisinde. Tabii altında yatan çok önemli faktörler, jeopolitik tansiyon, Fed'in faiz indirimleri vesaire. Ama bu hani yeni bir zirve olması, işte Çin'in talebi vesaire, birçok faktör var. Siz acaba nasıl gördünüz, nasıl değerlendirdiniz? Altında bundan sonraki seyir nasıl olabilir? Yani yıl bütünü değerlendirecek olursak altın tarafında birçok hikayenin artık fiyatlandığında göz ardı etmemek gerekiyor. Ciddi manada bir yükseliş hareketi içerisinden geçiyoruz. Sene başından bu yana baktığımız zaman dolar bazında %20'ye yakın bir getiri elde etmiş. Hem S&P'nin hem de diğer muadil varlıkların çok ötesinde ciddi manada başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki altın bu performansı nasıl bir ortamda gösterdi? Faizlerin son derece yüksek olduğu, yani faizlerin ABD tarafında 5 seviyesinin üzerinde olduğu bir ortamda bu başarıyı gösterebilmiş. Bunun temel sebebi de açıkçası bir miktar, yani büyük bir yoğunluğu jeopolitik risk kaynaklı olmakla beraber önemli bir çoğunluğu da Asya kaynaklı alımlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Özellikle Çin çok uzun bir süredir, yaklaşık 2 yıldır altın piyasasında dikte edici bir konuma geldi ki bu tarafta fiyatların yukarı yönlü hareketinde
ciddi manada bir belirleyici rol oynadığını da söyleyebiliriz. Fakat gelmiş olduğumuz noktada bakacak olursak, Batı piyasalarında özellikle altına dönük yatırım fonlarında girişlerin zayıfladığını, hala o tarafta canlı bir giriş seyri gözlemlemediğimizi söyleyebilirim. Bunu pandemi sonrasındaki yayılan 3 yıllık dönemi katarak dahil ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu altına dönük yatırım fonlarında özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa tarafındaki altına dönük yatırım fonlarında kayda değer bir giriş yok. Buradaki altını canlı tutan Asya tarafındaki, özellikle Çin tarafındaki, Endonezya, Singapur tarafındaki hem merkez bankalarının yoğun talebi hem de hane halklarının yoğun talebinden kaynaklanıyordu. Pardon. Ama şu an gelmiş olduğumuz noktada Çin tarafında da talebin son derece zayıf seyrettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ons altın tarafına baktığımız zaman Çin'de 135 dolara varan primlerden söz ediyorduk. Şu an bu primin 11 dolara kadar zayıfladığını görüyoruz ki Çin tarafında da altına olan talebin son derece zayıfladığını söyleyebiliriz. Şimdi yılın geri kalanı için bir değerlendirme yapacak olursak birçok hikayenin tüketildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada ana belirleyici unsur kuşkusuz bu ay FED'den gelecek bir faiz indirim senaryosuyla birlikte borçlanma maliyetlerindeki bir miktar gevşeme altın fiyatlarına bir miktar yukarı yönlü hareketi yol açabilir. Fakat o çok konuşulan 2700-2800 dolarlar için ulaşılabilir hedef olarak değerlendirmek gerekirse çok mümkün görmüyorum yılın geri kalanında. Ben altın, ons altın tarafında fiyatların tarih zirvesine yakın seyrettiğini düşünüyorum. Faiz indirimlerinin büyüklüğünün boyutuna bağlı olarak yani ABD tarafında 100 bas puanlık bir indirim görebilirsek sene sonuna kadar altın fiyatlarını da 2600 dolar bandını zorlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi bakıldığında sizin dile getirdiğiniz gibi yani herhalde dünyada en büyük altın yatırım fonu işte SPDR, hani SPDR'ın girişlerine çıkışlarına taşıdığı stoğa falan bakıldığı zaman hatta bireysel yatırımcıların buradan çıkıp daha ziyade kripto varlıklara vesaire yöneldiğini ama başta Çin olmak üzere merkez bankalarının ki ülkemiz merkez bankası da aslında global ölçekte altın alımlarında belirli bir sırada bu alımların bir fark yarattığını görüyoruz. Şimdi hani Çin buradan sonra artık hani cari fazla yaratıyor. Bunu bir yere plase etmesi gerekiyor. Yani Amerikan tahvillerine mi gene mi dönüş içerisinde yeni alım yapmak için buraların çok yüksek olduğunu mu düşünüyor? Bir de hani buradan da yavaş yavaş gümüşe doğru, diğer değerli metallere doğru da bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü onlar hani biraz daha endüstriyel metal olarak görünüp ve böyle bir blok Merkez Bankası talebinin olmadığı yerde çok ciddi altından tarihi neredeyse önemli seviyelere kadar ayrışmış durumdalar. Ne dersiniz? Ya açıkçası gelişmekte olan ülkelere ve uzak doğu ülke piyasalarına baktığımız zaman Amerikan tahvillerine ilginin geçtiğimiz yıllardaki kadar yoğun olmadığını gözlemliyoruz. Tabii bunun birçok temel sebebi var. Özellikle çok uzun bir süredir çok güçlü seyreden bir dolar endeksi karşısında bu ülkelerin para birimleri ciddi manada ezildiler ki artık bu ülkeler ABD ekonomisine borç vermekten ziyade kendi yerel para birimlerini savunmanın derdine düştüler. Çünkü bu enflasyon noktasında ciddi manada başlarına iş açıyordu. Şimdi ABD tahvillerine gelen ihalelere baktığımız zaman da özellikle 30 yıllıklar noktasında geçtiğimiz yılların verileriyle karşılaştıramayacak ölçüde son derece zayıf talepten bahsediyoruz. Hem Asya piyasalarında hem Orta Doğu piyasalarında. Bu tarafta çok fazla bir geçişkenlik olduğunu düşünmüyorum. Tabii bununla birlikte özellikle şunu da altını çizmek gerekiyor. Her ne kadar ABD piyasası son derece kuvvetli seyretse de istihdam piyasası, şu an tam anlamıyla bir resesyon fiyatlaması içerisinden de geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi dünyada çok başarılı gerçekleşen bir oran var. Altın-petrol rasyosu. Son 100 yılın verilerine baktığımız zaman bu oran ne zaman 30'un üzerine çıksa dünya ekonomisi ciddi manada bir resesyon sürecinden geçmiş. Şimdi ABD tarafından 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki makasın uzun bir süreden sonra kapanmış olması ve 2500 dolar bandında seyreden altınla birlikte petrol fiyatlarının da 70'e doğru gevşemesi bu oranı 33 seviyesine yaklaştırdı ki her ne kadar dillendirilmiyor olsa da bu tam anlamıyla bir resesyon fiyatlaması diyebiliriz. ABD'de ISM üretici verilerine baktığımız zaman da son 5 aydır fabrika üretim siparişlerinin daraldığını söz ediyor. Şimdi bu da açıkçası biraz FED tarafında 25'ten ziyade 50 bas puanlık bir faiz artışını da bu ay gündeme getirirse çok fazla şaşırtıcı olmayacağını düşünüyorum. Evet, çok yüksek bir ihtimal değil. Fed'in çok hızlı bir şekilde elini açık oynayacağını düşünmüyorum ama bu özellikle yarın gelecek veriyle birlikte ABD tarafında bir 50 bas puanlık faiz artışı da tekrar gündeme gelirse benim için şaşırtıcı olmayacaktır.
Evet, 50 bas puanlık indirim tabii hani FED tarafında o zaman Temmuz'da aslında indirmem gerekiyordu. Ben işin bu kadar kötü olduğunu farkına varamamışım gibi bir kredibilite kaybına da yol açabilir. Ama diğer taraftan bir sorun varsa bu soruna daha aktif, daha yakından kuvvetli müdahale de aslında bir yaklaşım olabilir. Şimdi altın petrol oranından bahsettiniz ve Amerikan tahvil getiri eğrisindeki ters dönüşün toparlanmasından bahsettiniz ki bu bakıldığı zaman son yılların en büyük, en uzun süren 22 ay yaklaşık devam eden uzun vadeli tahvil faizlerinin daha aşağıda kalan ve bu bittiği noktada resesyon neredeyse daha önceki dönemlerde kaçınılmaz olarak gerçekleşmiş. Peki şimdi Amerika'nın hani şu an işte kabaca 2'ler, 2,5'lar hatta son okuma 3 olarak açıklandı gibi büyüdüğü bir yerden hani resesyona doğru birkaç çeyrek ekonomik aktivitenin sıfırın altında geldiği bir yere gelirse o zaman dünyanın geri kalanı işte Çin, Avrupa, gelişen piyasalar açısından o zaman çok hani karamsar bir tablonun başındaymışız gibi gözüküyor. Ona ne dersiniz acaba? Zaten Fed'in çözmesi gereken önemli problem bu olduğunu düşünüyorum. Evet, istihdam piyasası hala çok kuvvetli. İş gücü piyasasında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bununla birlikte ücretler genel seviyesi de düzenli olarak artış gösteriyor. İş arayanlar da iş bulmakta zorluk çekmiyor. Şimdi bu noktada ekonomide bir sorun olduğu görünmüyor. Fakat %5 seviyesinin üzerinde çok uzun bir sürede seyreden bir faiz oranından bahsediyoruz. 35 trilyon dolara yaklaşmış bir borç ve artık sürdürülemez bir boyuta gelmiş durumda. Şimdi bunu ne kadar daha taşıyabilirler? Yani Fed'e baktığımız zaman, Fed bu faiz artırım döngüsüne başladığı zaman açıkçası çok ciddi manada bir prestij kaybetti. Piyasalar enflasyon gerçekliğini vurguladığı zaman Fed ısrarla bunun geçici olduğunu vurguladı ki Fed enflasyon gerçekliğini kabul ettiği zaman ABD'de enflasyon çoktan %8'e ulaşmıştı. Şimdi bu noktada kaybedilen prestiji Fed'in hızlı bir şekilde harcayacağını düşünmüyorum. O yüzden zaten çok temkinli hareket ediyorlar ve faiz arttırım indirimi noktasında uzun bir süredir bekle gör politikası izliyorlar. Bu noktada da 50 bas puan evet benim için şaşırtıcı olmaz ama kuvvetle muhtemel kapıyı 25 bas puan açacaklar düşünüyorum. Gelen verilere göre yılın son çeyreğinde tabii ki bu noktada 100 bas puanlık bir indirim piyasaların beklentisi bu yönde Fed tarafından gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü ekonomide işlerin özellikle üretim tarafında çok iyiye gitmediğini söyleyebiliriz. Hem ABD tarafındaki üretim sektörünün daralması, Çin'de zaten ciddi manada bir toparlanma sorunu var. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nde de zaten uzun bir süredir üretim noktasında sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu açıkçası biraz Fed'in üzerine kalmış bir problem gibi gözüküyor. Fed'in çözmesi gereken bir problem olduğunu düşünüyorum ama kredibilitesini de çok hızlı harcayacağını düşünmüyorum. Ya bu ay için Fed'den çok yüksek bir açılış beklentim yok açıkçası. 25 bas puanla biraz daha bekle gör yapacaklarını düşünüyorum. Bunun da piyasalar üzerinde çok fazla bir harekete yol açmasını da beklemiyorum açıkçası. Hemen hemen bütün fiyatlama mekanizmalarında 25 bas puan dahil edildiğini düşünüyorum. Yok evet tabii yani ilk indirim 25 mi olur 50 mi olur gibi bir şu an kafada soru işareti var. 25 olma ihtimali daha yüksek fiyatlanıyor. 50 olma ihtimali daha düşük fiyatlanıyor. Belki geçen ay bu kara pazartesi öncesi tarım dışı istihdam verisi geldiğinde beklentinin çok altına geldi, işsizlik oranı çok yukarı çıktı. Hani ona benzer yine böyle bir kötü veri belki Fed'i farklı düşünmeye itebilir. Peki altını konuştuk, biraz da gümüşü konuşmak. Yani bir takip edilen diğer rasyo da altın-gümüş rasyosudur şüphesiz. Hani gümüşe dair bu kadar daha kuvvetli beklentiler varken değerli metaller camiasında bir hareket olacaksa bu gümüş de başlar mottosundan hareketle ama bir türlü o şekilde rüştünü ispat edemeyen işte 31-20, 30 en son hatta 28,5'lar da bir böyle ara direnç gibi çalışıyor. Endüstriyel metal olmasından dem vuruluyor. İşte güneş paneli vesaire tarafında daha az artık gümüş kullanımı gerekli. Dolayısıyla talep o kadar kuvvetli artmıyor diye beklentiler var. Bu konuda acaba ne dersiniz? Yani orada da işte kabaca hani 2500 civarı bir altın fiyatı 30 olsa yine de 83'ler falan civarı bir orana tekabül ediyor. Şu an herhalde 85'lere yakınız. Ne dersiniz acaba gümüş ve diğer değerli metaller için? Ya gümüş görece olarak altına göre ucuz açıkçası. Bunun altını çizmek gerekiyor. 2011 yılındaki performanslarına baktığımız zaman altın 1920'ye temas ettiğinde gümüş de tarih zirvesi olan 49'daydı. Aradan geçen 13 yılda altın 1920'nin üzerine yaklaşık 600 dolar daha koyarak 2500'e geldi. Gümüş fiyatının da yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz. Bu zaten makasın ne kadar büyük bir şekilde açıldığını bize gösteriyor.
Özür dilerim. Şimdi yılın geri kalanına bakacak olursak gümüşle ilgili çok pozitif değilim. Bu biraz tekrara girecek ama 2024 için gümüşe bakmanın çok fazla bir manasını görmüyorum. Çünkü ağırlıklı olarak bu metalin kullanım alanının %60'ı endüstri. Endüstri için Çin'e bakmamız gerekiyor. Çin'de hala bir toparlanma emaresi yok. Çin'deki toparlanma için biraz Amerika'ya bakmamız gerekiyor. Fed tarafındaki faiz indirimi, o taraftaki talebin canlanması ve bunun bir gecikmeli etkiyle Çin tarafına sirayet etmesi. Bu döngüyü bekleyeceğiz. Bunun için de kuşkusuz 2025'in ilk çeyreğini görmemiz gerekiyor. Evet, uzun vadeli gümüş için konuşmak gerekirse kullanım alanlarına baktığımız zaman 5G teknolojisine ciddi manada yer alıyor. Ki baktığımız zaman artık Afrika kıtasına dahil 5G'nin ulaştığını gözlemliyoruz. Güneş paneli sektöründe ciddi manada kullanım alanı var. Aynı şekilde elektrikli araçlar ve yeşil enerji yatırımları noktasında ciddi manada kullanım alanlarına sahip olduğunu görüyoruz. Ama şunu da altını çizmek gerekiyor. Dünyada yeşil enerji yatırımlarını en çok yapan ülke Çin. Uzun bir süredir Çin ve Hindistan. Şimdi Çin ve Hindistan yaklaşık 2 yıldır bu yatırımlarını ertelemiş durumdalar. Bunun temel sebebi de bu iki ülke Rusya olan uluslararası yaptırımlara katılmadıkları için zaten hali hazırda çok uygun maliyetle, küresel piyasalara göre çok uygun maliyetle petrol ve doğalgaz tedarik edebiliyorlar. Bu da bu ülkelerin yeşil enerji yatırımlarını bir süredir ertelemelerine yol açıyor ki gümüş tarafındaki talebin de açıkçası ciddi manada zayıflamasının temel sebeplerinden biri bu. Tabii ki ekonomik aktivitelerde Çin tarafındaki imalat sanayindeki toparlanma birlikte gümüş tarafında da bir canlanma görmemiz olası senaryolar dahilinde gözüküyor. Şu aşamada baktığımız zaman dünyada yıllık üretilen gümüş 1 milyar ons, talep de 1.3 milyar ons. Yani arz talep birbirini karşılıyor diyebiliriz. Ama 5 ve 10 yıllık bir projeksiyon yapacak olursak kuşkusuz hem yeşil enerji yatırımlarının ortaya çıkaracağı açık hem de elektrikli araç sektöründe gideceği boyutu düşünecek olursak bu noktada kuşkusuz bu arz bu talebi karşılayamayacak duruma gelecektir. Metal için 5 ve 10 yıllık projeksiyonlarda son derece umutluyum. Yani 3 haneli rakamların üst seviyeleri benim için hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ama kısa vadede bir portföy tercihi yapacak olursam 2024'te gümüşe bakmayı düşünmem altına kıyasla. Gümüşe ilk bakacağım senaryo açıkçası 2025'in ilk çeyreği olur diyebilirim. Yılın geri kalanında da 30 dolar üst tarafta, 26 dolar alt tarafta dar bir bant içerisinde yine hareket, salınım hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Fakat 2025'in ilk çeyreğiyle birlikte özellikle Fed tarafından gelecek agresif faiz indirimleriyle birlikte gümüş tarafında ciddi manada bir toparlanma görebiliriz. Tabii Amerika'da endeksler bu geçtiğimiz ay açıklanan hani tanımış istihdam verisi sonrası ve Japonya'dan beklenmeyen faiz arttırımı ve faiz arttırımı sonrası gelen nispeten şahin söylemlerle bayağı bir bozgun yaşadı. Sonra toparladı. Hatta MSCI Dünya Endeksi artıya da geçti. İşte S&P yeni rekorun kıyısından döndü. Dow Jones yeni rekor tazeledi. Nasdaq biraz daha zayıf kaldı. Orada şimdi teknoloji balonuna dair de ciddi endişeler var. Endekslerde uzun zamandan beri devam eden yükseliş sonrası böyle bir yorulma emaresinden de bahsediliyor. Deminden bu yana konuştuğumuz ekonomideki bir resesyon riski, işte hane halkının daha az harcama eğilimi, şirket karlılıkları üzerine vesaire de bir baskı oluşturabiliriz. Çok zengin çarpanlarla çünkü işlem görüyor. 20-30 yıllık karlarına şirketler genelde el değiştiriyor. Dolayısıyla Amerika'daki endeksler hani borsa bir ekonominin performansını yansımasıdır diyecek olursak o tarafa dair de böyle karamsar bir görüşe sahip olmak gerekir mi? Yoksa tarım iş istihdam verisi sonrası biraz daha şekillenir mi demek doğru, ne dersiniz? Yani Eylül ayı için ABD endekslerine çok fazla bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten tarihsel veriler de bize bunu işaret ediyor. Son 95 yılın verilerine baktığımız zaman ABD endeksleri en kötü performansını Eylül ayında sergilemiştir. Şimdi teknoloji tarafına gelecek olursak özellikle yarı iletken hisseleri Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşlerini kaydetti. Son olarak Salı günü Nvidia'da yaklaşık 279 milyar dolarlık bir kayıp var ki bu Peru'nun bir yıllık uluslararası çıktısı anlamına geliyor. Şimdi bu tarafta çok ciddi manada bir zayıflama hareketinden bahsediyoruz ama bir olası sonuç olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Çünkü ciddi manada yüksek performans gösteren yılın ilk yarısında bir ABD hisse senedi piyasalarından, özellikle teknoloji bazlı hisse senedi piyasasından bahsediyorduk. Bunda temel sebebi biraz özellikle Japon yatırımcıların, ciddi manada Asyalı yatırımcıların ABD tarafında teknoloji bazlı hisse senetlerine ciddi manada yatırım yapmasından kaynaklanıyordu. Şimdi bunun da biraz ortadan kalktığını gözlemliyoruz. Özellikle Japonya tarafında Merkez Bankası son olarak tekrar bir faiz arttırım sinyali verdi ki
Bu da ciddi manada özellikle yenin dolar karşısında biraz daha güçlenmesine yol açtı. Bu tarafta da biraz geçişlerin biraz daha zayıflamasını bekleriz. ABD piyasalar için evet Eylül ayı biraz zorlu geçecek gibi görünüyor. Fakat faiz indirim döngüsüyle birlikte kuşkusuz tüm riskli varlıklarda olduğu gibi hisse senedi piyasalarında da yılın son çeyreğinde bir miktar ivmelenme ve hareketlenme bekleyebiliriz. Yani bu da olası bir sonuç olarak karşımıza çıkacak bir reel gerçeklik. Evet, Amerikan endekslerindeki durumu böyle değerlendikten sonra Avrupa ve Uzak Doğu'ya ilişkin acaba neler söylenebilir? Yani Merkez Bankası tarafında tabii ki şüphesiz Fed'in yapacaklarına yapmayacaklarına bir bakma var. Kendini ona göre kalibre etme var. Avrupa'da işler ekonomik olarak o kadar iyi gitmediği için hani ekonomiyi desteklemek adına faiz indirime gitme ihtimali daha fazla. Ama hani arttırım döngüsünde Amerika'dan farklı bir yol izledikleri için indirebilecekleri, yani atabilecekleri burada cephane de kurşun da nispeten sınırlı. Dolayısıyla hani Avrupa'da merkez bankalarının olası reaksiyonu ve bunun piyasalara yansımaları isterseniz sorusuyla sohbetimizi noktalayalım. Tabii ya, Avrupa Merkez Bankası özellikle faiz artırım döngüsü noktasında biraz Fed'i izleme noktasında kendisine bir pozisyon belirlemişti. İlk faiz artırımının Fed'den gelmesini beklemişti ki ABD ekonomisinde ortaya çıkabilecek olası yıkıcı etkileri deneyimleyip sonrasında Avrupa tarafına bir pozisyonlama yoluna geçmişti. Faiz indirim döngüsü de açıkçası piyasalar tarafından böyle gerçekleşeceği bekleniyordu. Fakat Avrupa tarafı çok fazla dayanamadı. Çünkü hem istihdam piyasası hem de ekonominin gücü ABD kadar kuvvetli değildi ki. ECB orada biraz da Fed'e göre proaktif bir rol olarak faiz indirimine erken başladı. Bununla birlikte tabii ki İngiltere'nin de rolü. O tarafta da bir faiz indirimi başlamasıyla birlikte. Bu Avrupa piyasasının ABD'ye göre biraz daha kırılgan notunu zaten ortaya koyuyor. Ben bu noktada Avrupa'nın Fed'e göre biraz daha agresif ilerleyeceğini düşünüyorum faiz indirimleri noktasında. Çünkü hem ekonominin çok fazla durağanlaşma seyrinde ilerliyor olması, enflasyon sorunu da açıkçası ciddi manada çözmüş olmaları önlerinde çok fazla beklediği için sebep ve mazeret bırakmıyor. Kuşkusuz bu tarafta faiz indirimlerinin biraz daha hızlı hareket etmesini bekleyebiliriz Fed'e nazaran. Evet, Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay'a teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Böylece dış piyasa programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Amerika'da daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle salı ve çarşamba günü yaşanan çok sert satışların ardından bir miktar yataya döndüğünü vadeli endekslerin görüyoruz. Bu tabii bir hani tepki hareketi çabası mıdır, yoksa artık Amerika'da Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi öncesi bir artık bekle gör moduna, çünkü nispeten beklentilere yakın gelebilecek bir veri hani resesyon kaygılarını azaltıp kısa da olsa bir tepki toparlanma çabası da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla hafta zaten tatille başladığı için kısa bir hafta. Haftanın devamında da tarım dışı istihdam verisiyle önemli ölçüde piyasalar yön bulacak diyelim ve dış piyasa programını sonlandıralım. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız devam ediyor olacak. Takas Bank sundu.